canlarım selam. Permütasyon, kombinasyon, olasılık, binom açılımı kampımızın 7. videosuna, 7. adımına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Artık 7. adımdan itibaren kampın seyri biraz değişiyor. Ne oluyor diye soracak olursanız, artık karşımıza çıkabilecek sorularla karşı karşıya kalacağız. Ne demek? 6. adıma kadar artık permütasyonun daha doğrusu sıralama yöntemlerinin ee, ...hazırlığını yaptık diyelim. Sayma yöntemleri, sıralama yöntemlerinin bir ön hazırlığıydı. Bir ön hazırlıkta e, permutasyon formülünde yaptık. Artık 7. adımdan itibaren her soru potansiyel bir sınav sorusudur arkadaşlar. Hele bugün yapacağımız 6 sayfanın... ...6 sayfasındaki 6 sayfanın her bir sorusu karşımızda sınavda çıkabilir. Ha direkt o soru aynı soru şeklinde çıkmasını beklemeyin. Ama bugün çok önemli. Bugün ben size ne anlatacağım? Bugün ben size yan yana oturma daha doğrusu şimdi yan yana oturma deyince çok sınırlandırmış oluyoruz. Yan yana oturma diyor. Şimdi pet şişe çizersek doğru. Yan yana oturma değil. Ben bugün size sıralamayı anlatacağım. Yani permütasyon, kombinasyon, olasılık, binom açılımı. Yani sayma yöntemleri ünitesinin sıralama kısmını anlatacağım. Çok önemli bir kısımdır. Hiç karşılaşmadınız. Daha önce permütasyon, kombinasyon, olasılık, binom görmüş olsanız bile bu arada gözlüğüm yine pis. Onun şeyini arıyorum, bezini arıyorum. Onu da bir bulayım da arada sizle konuşurken. Heh. Daha önce hiç görmediğiniz, hiç karşılaşmadığınız soru tipleriyle karşılaşacaksınız. Aa Bunlar gerçekten böyle mi çözülüyormuş ya diyeceğiniz e, sorularla karşılaşacaksınız. Ya yani çok e, şöyle söyleyeyim. Benim çok keyif aldığım konular bunlar ama e, genelde sevmezler. Niye sevmezler? Çünkü şimdi 6 sayfada soru konuşacağız. Yaklaşık olarak bir 30 sorunun üstünde soru çözeriz herhalde. Abi neredeyse her sorunun çözümü sonuçlar aynı olsa bile çözüm yöntemleri ya da mantığı birbirinden farklı oluyor. Dolayısıyla çok fazla soru tipi olduğu için bunları sevmiyorsunuz. Ama aslında ben size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bunu söylediğim zaman da bir şaşıracaksınız. Hocam siz de kelime oyunu mu yapıyorsunuz diye. Aslına bakarsanız en az soru tipi bu konularda var. Çünkü konunun özünü öğrendikten sonra Size sorulan soruların hepsini aynı özle çözüyorsunuz. Aynı öz bilgiyle çözüyorsunuz. Ben şimdi size bunlara size bunları tek tek anlatacağım. Mor menekşemiz elimizde değil mi arkadaşlar? Hangi sayfayı açtığımıza hemen beraber konuşalım. En son sayfa 28'deki örnek 134'te kalmıştık. Bugün 135. örnek yan yana oturma sıralama sayfa 29'dan başlayacağız. Bak 29 30 31 32 33 34. 34'teki 176. soruya kadar 40 tane, 41 tane soru konuşacağız bugün sizle. Gerçekten çok güzel, çok keyifli, çok verimli ve çok önemli bir ders olacak. Ben önemsemenizi tavsiye ediyorum bu dersi. Mutlaka not alın arkadaşlar ve lütfen, lütfen ama lütfen yazdığım her rakamı, her kelimeyi, her harfi anlayın. Lan şurada bir tane nokta var. O noktayı Götüremedim ya. Şimdi götüreceğim bak sizlerle beraber. Bu gözlük temizleme ee, şeyi zımbırtısı arkadaşlar. Gözlük temizleme zımbırtısı deriz biz buna. Yalnız benim kamera herhalde jortingen Shitride olmuş. Heh. Evet, netledi değil mi? Bunu şöyle yaparız. Bunu getir. Bazen arkadaşlar diyorlar ki hocam gözlük camları niye temiz? Çünkü, çünkü bunu sıkıyorum. Bunu sıktıktan sonra bunun bu tarafına da bunu sıkıyorum şöyle. Ondan sonra bu bezle alıyorum. Oh, mis gibi temizliyorum. Valla geleceğimden daha temiz oluyor sonra camlar. Yemin ederim. Oh. Temiz cam, temiz görmek demek. Bu arada biliyorsunuz ki benim geçen seneye kadar gözlerim bozuk değildi. Ne zaman YouTube'a fazla içerik atmaya başladım. <laughs> YouTube benim gözlerimi bozdu. Çünkü şu an karşımda 3 tane monitör, bir tane spot ışık var. LED ışık. E, göz möz kalmıyor yani sabahtan akşama kadar video çekiyoruz vesaire falan filan ama olsun bir arkadaşımız bile bizim sayemizde üniversite sınavında bir yerlere gelse geleceğine dokunmuş olsak bir gözümüz bozulmuş çok mu güzel oldu yani zaten tertemiz oldu gözlük cevabım valla parlıyor baksana hadi başlıyoruz hadi bakalım. Şimdi kınalı kuzularım başlıyoruz yan yana oturma sıralama şimdi ilk sorumuz çok klasik bir soru ilk sorudan koparacağız zaten mevzuyu. Diyor ki arkadaşlar 135. soru. 5 kişi diyor, 5 kişi, 5 kişi yan yana kaç farklı şekilde oturabilir? Şimdi burada permütasyon var. Nerede var diye soracak olursanız bakın arkadaşlar. İlk soruyu tabii ki böyle şey anlatacağım. Yani yavaş yavaş anlatacağım ki olayı anlayın diye. Daha sonra tıkır tıkır anlatacağım. Merak etmeyin. 1 2 3 4 5. Aynı sayı oluşturur gibi 5 tane boşluk oluşturdum. Benim elimde de 5 kişi var. Yani mesela kişi 1 var, kişi 2 var, kişi 3 var, kişi 4 var ve kişi 5 var. Şimdi aynı sayı oluşturur gibi, aynı mektup dağıtır gibi yapacağız. Kişi 1'in oturacağı kaç yer var? 5. çarpı Kişi 1'i oturttuk bir yere, güzel. Kişi 2'nin oturacağı kaç farklı yer kaldı? Üst üste oturamayacaklarına göre 4 çarpı kişi 2'yi şuraya oturttuk diyelim. Kişi 3'ün oturacağı kaç tane yer kaldı arkadaşlar? 3 tane çarpı 3 çarpı mesela kişi 3'ü sona oturttuk. Kişi 4'ün oturacağı kaç tane yer kaldı? 2 çarpı 2. Kişi 4'ü buraya oturttuk. Kişi 5'in oturacağı zaten tek bir yer kaldı. Çarpı 1 yani arkadaşlar 5 faktöriyel yani 120. Yani 5 kişi 5 tane boş koltuğa, sandalyeye, sıraya, yere 5 faktöriyel farklı şekilde oturabilir. Bunun da mantığı P kişi sayısı 5, oturulacak yer sayısı 5, beş, 5'in 5'li permütasyonu, bu da zaten geçen dersten öğrendiğimizle göre 5 faktöriyel. Bunu hiç unutmayın. En kişi, en kişi yan yana en faktöriyel şekilde farklı şekilde oturabilirler arkadaşlar. Bu çok önemli. Bunu çok sık kullanacağız. Ya da en kişi demeyebiliriz. En tane nesne yan yana en faktöriyel şekilde sıralanabilir. Anlaştık mı? İndim 136'ya. 7 kişi 4 kişilik bir banka kaç değişik şekilde oturabilir? 1, 2, 3 tane yerimiz var. Ama 7 kişi var. K1, K2 diye yazmayacağım. 7 kişi var. Şimdi 7 kişi, bak 7 tane kişi var. Burada şöyle yapamayız. Şöyle yapamayız. Kişi 1'in 3 tane yeri var. Kişi 1'in 3 tane yeri var. Kişi 2'nin 2 iki tane yeri var. Kişi 3'ün 1 tane yeri var. Bu yanlış olur. 6 olur 6 çıkar cevap ama ne alaka abi? Şimdi bak. Hadi yazayım bunu da bak. K1, anlamanız için yazıyorum. K2, K3, K4, K5, K6 ve K7. 7 tane kişi var. Şöyle yaparsanız yanlış. Az önce öyle yaptım. Öyle yaptım. A, ee, ama burada bunu yaparsanız yani şöyle yaparsanız yanlış. Kişi 1'in 3 yeri var. O zaman 3. Kişi 1'i oturttum buraya. Kişi 2'nin 2 iki yeri kaldı. 2. İki. Kişi 2'yi oturttum buraya. Kişi 3'ün 1 yeri kaldı. Kişi 3'ü oturttum buraya. Kişi 3 3 2 1. Kişi 4 5 6 7. Hayır. Böyle ha bu arada 4 kişilik yer varmış. Yine fark etmez. O zaman 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 mi? O da değil. Bakın arkadaşlar burada burada eğer oturulacak yer miktarı masa, sıra, sandalye, boşluk eğer kişi sayısından ya da nesne sayısından azsa az olandan gideceksiniz. Az olan kıymetlidir her zaman. Az olana göre yapacaksınız. Diyeceksiniz ki burası yer 1. Burası yer 2. Burası yer 3, burası yer 4. Bak, 7 kişinin olduğu yerde 4 kişilik bank çok kıymetlidir. Kıymetli olandan başlanır. Yer 1 için yani birinci boşluk için kaç kişi var alternatif? 7 kişi var. O zaman 7. Herhangi birini oturttun buraya. Mesela kişi 5'e oturttun. Atıyorum kafadan. Yer 2 için kaç kişi kalır geriye? 6. Oturttum buraya kişi 3'ü diyelim. Yer 3 için kaç kişi kalır geriye? 5. Oturttun kişi 2'yi. Yer 4 için kaç kişi kalır? 4. Oturttum buraya da atıyorum kişi 6'yı. Yani 7 6 5 4 yani 840 farklı şekilde oturulabilir arkadaşlar. Permutasyon mantığı da şudur. Permütasyon kişi sayısı 7 kaç kişilik sıra e, boşluğa 4. 7'nin 4'lü Permutasyonları soruluyor. 7'yi 4 kere açacağız. 7, 6, 5, 4 eşittir 840. Ama benim tavsiyem her zaman için ilk yöntemi kullanacaksınız. Formüle gitmeyeceksiniz. Formül en son gideceğiniz yer olmalı. Çık, çıkmazınız, çıkmaza düşerseniz Tamam mı? Anlaştık mı? 3 tiyatro seyircisi... Yan yana dizili olan 8 koltuğa kaç farklı şekilde oturabilirler? Bu sefer az olan hangisi? Tiyatro seyircisi. O zaman kıymetli olan bunlar. Tiyatro seyircisi 1, S1 diyelim. Seyirci 1, seyirci 1, seyirci 2 ve seyirci 3. Kaç tane koltuk var? 8 tane farklı koltuk var, değil mi? Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi seyirciden mi başlayacağım? Koltuklardan mı? Az olan kıymetlidir her zaman. Az olan seyirci değil mi? Seyirciden başlayacaksın o zaman. Seyirci 1. Kaç tane koltuğa oturabilir? 8 tane koltuğa. Seyirci 2, 7 tane koltuğa. Çünkü artık seyirci 1'i bir yere oturttuk. Seyirci 2'yi de bir yere oturttuktan sonra seyirci 3 için 6 tane koltuk kalır. 8 çarpı 7 çarpı 6. 56 çarpı 6'yı hesaplayalım. 6 kere 6 36. 30 300 36 çıkacak cevap. 336. Anlaştık mı? Geldim 138'e bak vitesi arttırıyorum. 6 atın koştuğu bir yarış beraberlik olmamak şartıyla kaç farklı şekilde dere derecelendirilebilir? Yani şundan bahsediyor. 1., 2., 3., 4., 5., 6. Bu 6 tane atı at 1, at 2, işte at 3, at 4, at 5, at 6. Bu 6 tane atı bu 6 tane sıraya yerleştireceksin. Aslında 6 tane atı sıralıyorsun. 6 at kendi arasında kaç farklı şekilde sıralanabilir? 6 faktöriyel yani 720 bitti. Bu kadar. Tamam Beraberlik olmamak şartıyla dediği hani beraberlik olursa birinci sırayı iki kişi paylaşırsa işler karışır. O zaman çözemeyiz de işin içinden çıkamayız. O yüzden öyle uyarmış. Geldim soru 139'a. Şimdi bakın önemli bir sütundayız. Önemli bir yerdeyiz. Lütfen dikkat edin bunları çözerken. Diyor ki Ali ve Bora'nın da aralarında bulunduğu 6 arkadaş yan yana dizilecektir. Bu 6 kişi kaç farklı şekilde sıralanabilir? Bunun cevabı çok basit 6 faktöriyel yani 720. Bunda bir sıkıntımız yok değil mi arkadaşlar? 6 faktöriyel yani 720 farklı şekilde sıralanabilirler. Herhangi bir koşul yok. Ali ile Bora'nın da bulunduğu 6 kişi diyor. Tamam. Şimdi 140'ta değiştiriyor. Ali ve Bora'nın da aralarında bulunduğu 6 arkadaş yan yana dizilecektir. Buraya çok dikkat edin. Ali ve Bora'nın arasında 1 kişi olmak koşuluyla Dikkat burası çok önemli. Bu soruda çok fazla hata yapılabilir arkadaşlar. Ben size önce burada şu örneği vermek istiyorum. Şu, şu örneği vermek istiyorum. Ali ile Bora'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi yan yana dizilecektir. Şunu söyleseniz bana. Ali ile Bora'nın hep yan yana olduğu kaç farklı dizilim olur? Yan yana olduğu. Önce bunu bir konuşalım. Bak şimdi bunu bir konuşalım. Ali ile Bora'nın yan yana olduğu kaç farklı seçim yapılabilir? Şimdi şöyle yapacağız. Ali, Bora yan yana olacaklar. Bunların yanında 1, 2, 3, 4 kişi olacak. Tamam mı? Ama Ali ile Bora hep böyle olacak. Yan yana olacaklar. A ile B hep yan yana olacak. Yani aslında Ali ile Bora'yı siz bir kişi gibi düşüneceksiniz. Onları şey düşünün böyle. Kankitolar. Aşko kuşko onlar böyle. Yan yana duruyorlar böyle eee kol kola girmişler. Onları ayıramıyorsunuz. Nereye gitsen onlar beraber gidiyor. Yani onları aslında onlar bu sıralamanın içerisinde bir kişi gibi hareket ediyorlar. Dolayısıyla sanki bu sıralamada 6 kişi değil de 5 kişi varmış gibi düşüneceksiniz. 1 2 3 4 5. 6 kişi kendi arasında kaç farklı şekilde sıralanabilir değil de 5 kişi kendi arasında kaç farklı şekilde sıralanabilir diye soracaksınız ve 5 faktöriyel diyeceksiniz. Ama burada bitmeyecek. Tamam. 5 faktöreye sıralamaların hepsinde Ali ile Bora yan yana olur. Çünkü onları bir kişi gibi kabul ettiniz. Ama hep Ali solda Bora sağda oldu burada. Ali sağda Bora solda olamaz mı? Yani AB yan yana da BA yan yana değil mi? E AB ile BA'nın kendi arasında iki farklı yer değişimi vardır. O zaman bir de çarpı 2 diyeceksiniz. 120 çarpı 2'den A ile B'nin yan yana olduğu 240 farklı şekildeki sıralama oluşabilir. Bunu niye anlattım? Şimdi bu en çok sorulan tipi. Bunun en çok sorulan tipi. Birazdan bununla ilgili de sorular yapacağız. Ama bize sorulan çok daha farklı bir şey. Bak bize diyor ki Ali ile Bora'nın arasında bir kişi var diyor. Buraya dikkat edin şimdi. 6 kişi bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bak şimdi Ali ile Bora'nın arasında bir kişi varsa şöyle olabilir. Ali burada oturabilir. Bora burada oturabilir. Bu bir. Ali burada oturabilir. Bora burada oturabilir. Yine aralarında bir kişi var. Bu iki. Ali burada oturabilir. Bora burada oturabilir. Yanlarında bir kişi var yine. Üç. Ali burada oturabilir. Bora burada oturabilir. Yanlarında aralarında yine bir kişi var. Dört. Yani o aralarında bir kişinin olduğu Ali ile Bora'nın farklı durumlarından dört tane var. Güzel. Bunu yazdım. Bir tanesini yazalım. Ali buraya otursun. Bora buraya otursun. Tamam mı? Peki. Şimdi geriye kaç kişi kaldı? 1 2 3 4 boşluk. Ali ile Bora'yı çık. 6 kişiydi. Ali ile Bora da aralarında bulunduğu için 4 kişi kaldı. Bu 4 boşluğa 4 kişi 4 faktöriyel şekilde sıralanırlar. Bunu da yazdık. Yalnız bu yazdığımızda Ali solda, Bora sağda. Ali solda, Bora sağda demiyor. Ali ile Bora'nın arasında bir kişi olsun diyor. Sonuçta Ali Bora yazacağımız gibi buraya Bora, buraya Ali yazabilirdik. Aynı şekilde Buraya Bora, buraya Bora, buraya Ali yazabilirdik. Aynı şekilde buraya Bora, buraya Bora, buraya, Bora, buraya Ali' yazabilirdik. Yani aynı 4 durumdan bir 4 daha var. Yani çarpı 2 diyeceğiz. Aralarındaki yer değiştirmesi de var. İşte bu bize Ali ile Bora'nın arasında bir kişi olduğu ihtimalleri verecek. 4 kere 2 8, 4 faktörü 24, 8 çarpı 24'ten 192 çıkacak cevabımız. Tamam mı? Mesela yapılan bir yanlışı söylüyorum. 1 2 3 4 5. Bir yanlış çözüm söyleyeyim size. Çoğu kişinin yapacağı. Ali Bora yazıyor buraya. Tamam güzel. Sonra bunları böyle bağlıyor, böyle bağlıyor. Sonra diyor ki, sonra diyor ki Ali ile Bora bunları bir kişi olarak kabul edelim. Bura bura bir kişi, iki kişi de burada 3 faktöriyel. Ondan sonra e Ali ile Bora'nın kendi arasında yer değiştirme 2 faktöriyel. Evet. Sonra bir de bunların arasına girenler 3 faktöriyel. İyi de kardeşim sen bu 2 3 faktörielde bunları değiştirdin zaten. Sonra bir daha değiştirdin. E sıralamadın da yani yanlış bir çözüm yaptın. Doğru gibi duran ama yanlış bir çözüm. Bu çözüm değil. Çözümümüz yukarıda. Yani aralarında bir kişi var. Aralarında iki kişi varı da yapacağız şimdi. Bunları bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Gel mesela 141'de. Ali ile Bora'nın da aralarında bulunduğu arka arkadaş yan yana dizilecektir. Ali ile Bora'nın arasında 3 kişi olmak koşuluyla kaç farklı şekilde sıralanır? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi Ali burada olabilir. 1, 2, 3 gibi boşluk. Bora burada olabilir. Burada bir tane ihtimal var. Daha sonra Ali'yi bir tane kaydırabilirsiniz. Ali burada olabilir. Bora burada olabilir. Yine 3 kişi var. Başka ihtimal yok. Yani 2 tane durum var. Ve bunların kendi arasındaki yer değiştirimleri de var. Yine Ali Bora. Bora Ali de olabilir. 2 tane de oradan geldi. Bu aralarındaki yer değiştirimine ben 2 yazıyorum. 2 faktöriyel de diyebilirsiniz. 2 faktöriyel de 2 zaten. Ali Bora Bora Ali. Kendi aralarında yer değiştirimleri 2 faktöriyel. Iki, ama aynı durum olduğu için 2D yazıyorum ben. 2 i̇ki, iki faktörel aynı şey yani. E daha sonra burada 1, 2, 3, 4 boşluk var. Bu 4 tane boşluğa da ne yapacağız arkadaşlar? 4 kişiyi sıralayacağız. 4 boşluğa 4 kişi 4 faktörel şekilde sıralanır. 4 faktörel çarpı 4'ten 4 dört faktörel 24, 4'de çarparsak cevabımız ne gelecektir? 96 gelecektir. Tamam. Gayet güzel değil mi? 141. 142'ye geldik. Ali ile Bora'nın da aralarında bulunduğu 6 arkadaş yan yana dizilecektir. Ali ve Bora'nın arasında en az 1 kişi olmak koşuluyla. Bak burası güzel. Bu soru çok güzel. En az bir kişi olmak koşuluyla. Ama şunu diyor. Şimdi en az bir kişi dersen şunu anlarım ben. Aralarında bir kişi olabilir. Aralarında 2 kişi olabilir. Aralarında 3 kişi olabilir. Aralarında 4 kişi olabilir. Zaten 4 kişiden fazla olmaz 6 kişi oldukları için. Abi ben tek tek onları mı hesaplayacağım? Hesaplarım ama çok uzun sürer. Şöyle yapsak nasıl olur? Tüm durumu bulsak. Yani hiçbir koşul bulmasak, direkt 6 faktöre desek. Ali ile Bora'nın da aralarında bulunduğu arka 6 arkadaşı yan yana dizsek, 6 faktöriyel. Sonra desek ki, tüm durumdan Ali ile Bora'nın yan yana olduğu durumları çıkartsak. Yan yana oldukları durumu çıkartsak. Ne buluruz arkadaşlar? Tüm durumdan yan yana oldukları durumu çıkartsak, yani bütün durumlardan Ali ile Bora'nın yan yana olduklarını çıkarttığımız zaman elimizde kalanlar Ali ile Bora'nın yan yana olmadıkları. Ya aralarında bir kişinin olduğu, ya iki kişinin olduğu, ya üç kişinin olduğu, ya dört kişinin olduğu. Yani en az bir kişinin olduğunu bulduk. Yani tüm durum eksi yan yana olma durumlarını çıkartıyoruz. Tamam mı? Tüm durumumuz zaten 6 faktöriyel. Yani 720. Yan yana oturmaları da en üstte hesaplamıştım bak. 240 demiştim, hatırladın mı? 240'ı koyacağız buraya. 6 faktörel zaten 720. 240 çıkartırsam cevabımız eğer hesaplamalarım beni yamultmuyorsa kaç çıkacaktır? 480. Bak bu sayfa çok önemliydi ha. Çok güzel şeyler konuştuk bu sayfada. Bunların hepsi bir potansiyel bir soru. ÖSYM Ali Bora'yı boncuk yapar. Bir tane kutunun içine koyar. Bunları dizler, sıralar Bilmem ne yap der. Aa, mis gibi sana soru. AYT'de bile çıkar yani. Kolay değil çünkü yaptığımız şeyler artık. Artık, artık arkadaşlar saltanat kayığına bindiniz. Onu söyleyeyim size yani. Siz bu saltanat kayığına bindiniz artık. Bundan inemezsiniz. 11 kişiden oluşan futbol takımı sahaya çıktığında fotoğraf çektirilecektir. Kaptanın en solda, kalecinin en sağda olması şartıyla kaç farklı şekilde fotoğraf çekilebilirler? Arkadaşlar kaptana, kaptan diyelim. E, kaleciye de kaleci diyelim. Şöyle. Kaptan en solda, kaleci en sağda. Bunların yeri sabit. Sıralamaya bunları katamazsınız. Yeri sabit olanları, belirli olanları... Sıralamanın içine katamazsınız. Çünkü onun yeri sırası bellidir zaten. Sırası belli olanı bir daha sıralamanın bir anlamı yok. onlar sabit. Peki burada 2 kişi var. E, futbol takımında 11 kişi. O zaman geriye kaleci ile kaptanın arasına 9 kişi kalıyor. 9 kişi. Kaç farklı şekilde fotoğraf çekilebilirler? 9 faktöriyel. Yani. Bitti. Bu kadar. Tamam mı? Yani kaleciyle bak bunların yer değişmesi yok arkadaşlar. Niye yok? Kaptanın en solda diyor. Onun yeri belli. Sen yer değiştirirsen kaptanı en sağ almış olursun. Ama öyle demiyor ki kaptan en solda diyor. Kaleci de en sağda diyor. Onların yeri belli. Yeri belli olanların sıralamasını değiştiremezsiniz. Sıralamanın içine hesabına katamazsınız. Tamam mı? Katarsanız kızarım size vallahi. 144. Aralarında Muhammed'in de bulunduğu 6 kişilik bir grup düz bir sırada fotoğraf çekildiklerinde Muhammed'in en solda olduğu kaç farklı fotoğraf elde edilir? Muhammed'i en sola koyduk. E geriye kaç kişi kaldı abi? Muhammed en solda. 6 kişiydi. 1 2 3 4 5 kişi kaldı. Muhammed'in yeri belli, sırası belli. Muhammed'i herhangi bir sıralamaya katamazsın artık sıralama hesabına. Geriye 5 kişi kalıyor. 5 kişi kendi arasında 5 faktöriyel yani 120 farklı şekilde fotoğraf çekilebilirler. Bitti. Bu kadar. İndim bir aşağıya. Dikkat et şimdi bu soruya. Boyları farklı 5 kişi yan yana en uzun boylu olan ortada olmak üzere. Kaç farklı şekilde oturabilirler? Bak 1, 2, 3, 4, 5. En uzun boylu olan kişi Osman olsun mesela. Osman, Osman, Osman. Osman'ı en ortaya oturttum. En uzun Cedi Osman bunun adı. Bu en ortaya oturdu. Bunun yeri belli. Bunun yerini değiştiremezsin. Ama geriye kalan 4 kişiyi sıralamalısın. 1 2 3 4 boşluk var. Geriye de 4 kişi kalmış. Yani 4 faktöriyel. Yani 24 farklı şekilde sıralanabilir. Arkadaşlar lütfen permütasyon, kombinasyon, olasılık. Her zaman en basitini düşün. Bazen yani öyle bir düşünüyorsunuz ki 2 faktöriyel burası, 2 faktöriyel de burası. Bir de 4 faktöriyel, 4 faktöriyelden 2 faktöriyel eksi 2 faktöriyel. Niye oğlum? Niye lan? 4 tane boşluk var. 4 kişiyi sıralayacaksın. Her zaman en basit düşün. Eğer kendi kafanda karma kar karmaşıklaştırırsan işin içinden çıkamazsın. Zaten bu konuların en tehlikeli şeyi de bu. Bu bütün Türkiye bu yüzden yapamıyor bu soruları. Niye? Soru bir çıkıyor. Oo, ihtimaller, ihtimaller. Halbuki en basitini düşünsen çok rahat bir şekilde yapacaksın. Bakın, gerçekten bana güvenin. Ben geçen sene bu çözdüğüm soruların yarısı adedinde soru çözerek arkadaşlarımıza geçen sene çok kolay sorular çıkmamasına rağmen 5 tane soru da minimum 3 tane net yaptırdım. Hatta bazıları full çektiler. Bazıları da bir tane permütasyonu yapamadılar. 4 tane soru doğru yaptılar. Benim bu seneki hedefim biz full'e baş koymuşuz artık. 5'te 5 beş yapacağız. Bu sorularla yaparız arkadaşlar. Bu kamp bize 5'te 5 beş yaptırır yeter ki ön yargısız ve benim her söylediğimi anlayarak dinleyin. 146 ne diyor? 6 sandalyenin yerleri sabittir. Aralarında Ali'nin de bulunduğu 5 kişi bu sandalyelere oturacaktır. Ali'nin 3. sandalyede oturduğu. Ali'nin yeri belli. Ali burada oturuyor. Tamam. Ali'yi sıralamaya katmıyoruz. Geriye kaç tane sandalye kaldı? 5 tane. Kaç kişi oturacak? Bak dikkat et şimdi. Buraya dikkat et şimdi. Burada 6 sandalye var ama 5 kişi var. Ali oturduktan sonra 4 kişi kaldı ama sandalye sayısı 5. 5 sandalyeye 4 kişi oturacağız, oturtacağız. Ya P5'in dörtlüsü yapacaksın. 5'in dörtlüsü 5'in dörtlüsü de 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 2 biri yok ama olsa da fark etmez ama yok ee, 120 5 faktöriyel oldu ya da şöyle yapacaksın 5 kişi Ali gitti 4 kişi 4 kişiden ki, e, kişi 1 kişi 2 kişi 3 kişi 4 diyeceksin kişi sayısı daha az o zaman kişiler kıymetli kişilerden başlıyorum gidiyorum kişi 1 için 5 tane sandalyemiz var Kişi 2 iki, iki için 4 tane kaldı. 3 3 için 3 tane kaldı. 4 için 2 tane kaldı. 120. İkisi de aynı kapıya çıkıyor arkadaşlar. Bunları birkaç kere daha söylüyorum. Artık söylemeyeceğim. 5 kişi 4 e kişi 5 farklı yere direkt 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 120 diyeceğim yani. O yüzden iyi öğrenin bunları. Bak şimdi bu da güzel soru. Yaşları birbirinden farklı olan 5 kişi yani yaş sırasına göre bir banka kaç değişik şekilde oturabilirler? E, hocam 5 faktöriyel mi? Yaş, yaş sırasına göre. O rastgele. Bak rastgele. Yaş sırasına göre diyor. Yani ya yaş sırasına göre ne demek? Ya e, bir bank var, bir bank var. Bankta kaç kişi olduğunu söylememiş. Demek ki 5 kişi yan yana oturacaklar. Bankı 5'e böldüğünü düşün. Yaş sırasına göre. Ya küçükten büyüğe doğru gideceksin ya da büyükten küçüğe doğru gideceksin. Hileli soru. 2 farklı sıralama var. Burada herhangi bir permütasyon işlemi yok. Çünkü yaş sırasına göre diyor. Küçük, ondan sonra bir büyüğün bir küçüğünü sokayım, ondan sonra bir büyüğü koyayım, en sona bir küçüğün bir büyüğünü koyayım yapamazsın. O sıra olmaz. Yaş sırası demek ya küçükten büyüğe sıralayacaksın ya büyükten küçüğe. Boy sırası demek ya en kısadan en uzuna sıralayacaksın ya da en uzundan en kısa sıralayacaksın. Öyle değil mi? Küçükken boy sırasına girin dediği zaman ne yapıyordunuz? Ee, hemen en kısayı buluyordunuz. O bızlık olur genelde. O bızlığı başa koyuyordunuz. Bir de sırık olur. Onu da en üst, en şeye başa koyuyordunuz ve Daltonlar gibi sıralanıyordunuz değil mi? 148. 4 erkek 4 kız düz bir zeminde yan yana dizilecektir. Bak şimdi çok önemli bir soru. Çok önemli bir soru. Hiçbir kız yan yana gelmeyecek ve erkekler boy sırasında olacak şekilde kaç farklı şekilde dizilebilirler? Şimdi burada karıştırdığınız şey her zaman için şu. Bunu karıştırıyorsunuz. Bakın ben sizin ben sizin Neyi yapabileceğinizi bildiğim gibi neyi yapamayacağınızı da biliyorum. Neleri karıştırdığınızı da biliyorum. Mesela bunu karıştırıyorsunuz. Karıştırmasanız bile karıştıracaksınız. Neyi karıştıracaksınız? Şunu. Şimdi ben şöyle düşüneceğim. Diyeceğim ki 4 erkek 4 kız var. Hiçbir kız yan yana gelmeyecekse şöyle düşünürüm. Derim ki şimdi burada e, erkek 1, erkek 2... <laughs> erkek 3, erkek 4. İyi dinleyin bu soruyu. Sonra kız 1, kız 2, kız 3, kız 4. Şimdi erk kızlar yan yana gelmeyecek. O zaman şöyle bir şey düşüneyim. Kızları yazayım buraya. Buraya kızları yazayım. Bak yazdım kızları buraya. Tamam, güzel. Şimdi kızları buraya yazdım. 1 2 3 4 5 tane boşluk var kızların yanlarında. Doğru mu? Ben bizim erkekleri, bizim dallamaları, erkekleri, bu kızların yanlarına oturtsam. Mesela atıyorum, örnek bir sıralama veriyorum. Buraya erkek 2'yi oturtsam, buraya erkek 1'i oturtsam, buraya erkek 3'ü oturtsam, buraya da erkek 4'ü oturtsam. Gördüğünüz gibi hiçbir kız yan yana gelmez. Değil mi? Hepsinin aralarını erkekleri oturttum. Doğru mu? Hiçbir kız yan yana gelmedi. Tamam mı? E tamam, güzel hocam. O zaman soru şu şuna döndü şuna döndü. Buradaki mavi yerlerde ben kaç tane var? 5 tane. 5 yere 4 tane erkek kaç farklı şekilde sıralanabilir? 5'in 4'lü permütasyonu. Yani 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Doğru mu? Tamam. Bunu sıraladık. Peki. Şimdi ama biz öyle bir sıraladık ki erkek 2 burada, erkek 1 burada, erkek 3 burada belki ama bize diyor ki, bize diyor ki erkekler boy sırasında olacak şekilde diyor. Öyle sıralayamazsın. 5 5 çarpı 4 çarpı 1 yok bu arada. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 yok senin. Senin sıralayacağın burada örnek veriyorum. Erkek 1 en kısa, erkek 4 de en uzun. Aralarındaki de sıralı. Yani atıyorum bu eee 1 metre küçükmüş bunlar. Bu 101, bu 102, bu 103 gibi düşün. O zaman ya şöyle sıralarsın. E1, E2, E3, E4 diye sıralarsın. Veya hut şöyle sıralarsın. E4, E3, E2, E1 diye sıralarsın. Veya böyle sıralarsın. Tamam mı? Yani erkekleri burada boy sırasına göre iki farklı şekilde sıralayabilirsin. Boy sırasına göre Tamam. Mı? Bir de arkadaşlar erkek bir, erkek 2, erkek 3, erkek 4 böyle oturabileceği gibi, böyle oturabileceği gibi şöyle de oturabilirler. Bir kaydırabilirsiniz. Yani şöyle yapabilirsiniz. Erkek 1'i kız 1 ile kız 2'nin arasından başlatırsınız. Erkek 1, erkek 2, erkek 3, erkek 4. Sonuçta böyle de olur. Bunların tam tersi de olur. 4 3 2 1 de olur. Yani iki durumda buradan gelir. 2 çarpı 2 çarpı buradan geldi. Şimdi şuraya dönüyorum. Şuraya dönüyorum. Kız 1, kız 2, kız 3, kız 4. Tamam bunların aralarında erkek var. Bunlar yan yana gelmedi kızlar. Ama kız, kızları da sırada, sıralı bir şekilde oturtmanı söylemiyor soru sana. Kızlar yan yana gelmeyecek diyor. Kızların da kendi arasında yer değiştirmesi var. 4 faktöriyel elde oradan geldi. Yani 24 çarpı 4'ten 96. Cevap 96 değil ama. Bak aşırı mantıklı bir çözüm yaptım. Hani gerçekten çok mantıklı bir çözüm oldu. Ama doğru cevap değil. Doğru cevap olmadı. Niye doğru cevap olmadı? Çünkü arkadaşlar, çünkü... Daha doğrusu şöyle diyeyim. Neden şunu sormuyorsunuz bana? Hocam neden erkekleri önce e, boy sırasına dizip... Erkek 1, erkek 2, erkek 3, erkek 4. Neden erkekleri boy sırasına dizip aralarına kızları koymadınız? E, erkekleri boy sırasına dizip aralara kızları koysanız... Yine aynı şekilde kızların hiçbiri yan yana oturmaz. Niye böyle yapmadınız hocam? Yani neden bunu tercih etmediniz? Doğru söylüyorsun. Gel bir de bunu yapalım. Burada kaç tane boşluk var? 4 tane boşluk. 1, 2, 3, 4. 5 tane boşluk var. 5 tane boşluğa 4 tane kızı oturacağım. Kız 1, kız 2, kız 3, kız 4. Yani 5'in dörtlü permutasyonu. Ya da 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2. Yani 120 e, bir de erkek bir erkek 2, erkek 3, erkek 4 böyle olabileceği gibi kısadan uzuna, uzundan kısaya olabilir. Yani 120 çarpı 2'den cevabımız 240. Cevabımız 240 arkadaşlar, 96 değil. Çünkü burada çok kritik bir şey söyleyeceğim. Biz aslında burada ne yaptık biliyorsunuz? İlk durumda, ilk durumda bir şart daha koyduk kafamızdan. Erkekler de yan yana gelmesin dedik. Aslında biz burada erkekleri de yan yana koymadık. Yani kızları erkeklerin arasına serpiştirirken erkeklerin de yan yana gelmeme ihtimalini gözettik. Ama böyle bir şey söylemiyor soru bize. Soru bize diyor ki sadece kızlar yan yana gelmesin. Burada 5 tane erkek olduğunu düşünün. O zaman sizin buradaki yaptığınız harekette 5 tane erkeği buradaki 5 tane yere oturttuğunuz zaman E1, E2, E3, E4, E5 diye erkekleri de yan yana oturmamış oluyorsunuz. Halbuki soru erkekler yan yana oturmasın demiyor. Ama ikinci durumda erkek 1, erkek 2, erkek 3, erkek 4, erkek 5 diye giderseniz yani erkekler üzerinden giderseniz ve buradaki 1, 2, 3, 4, 5 boşluğa kızları oturtursanız belki kız 1 buraya, kız 2 buraya, kız 3 buraya, Kız 4 buraya gelecek ve erkek 4 ile erkek 5 yan yana olacak. Erkeklerin yan yana olma durumu olabilir. Sağ taraftaki doğru. Ama sol tarafta hem kızları hem de erkekleri ayrı ayrı oturttunuz ki soru sizden böyle bir şey istemedi. O yüzden burası çok önemli arkadaşlar. Neyin arasına neye oturtacağınızı çok iyi bileceksiniz. Burada kişi sayısı biri diğerinden fazla olsaydı işim kolaydı. Fazla olana göre yapacaktınız diyecektim. Fazla olana göre yapacaktınız. Boşlukları azlara göre ayarlayacaktınız. Çünkü az olan her zaman kıymetlidir. Burada kız olan az olsaydı yani 5 erkek 4 kız deseydi o zaman boşlukları kızlara göre yapacaktınız. Yani boşluklara kızlara oturtacaktınız. Çünkü az olan daha kıymetlidir. Az olana göre işlem yapılır. Ama burada eşit olduğu için bu zor bir soruydu. İki türlü çözüm yaptım size. Birincisi yanlış çözüm. Çünkü birinci çözümde erkekleri de farklı oturttunuz. İkinci çözüm doğru çözüm. İkinci çözümde erkeklerin oturması umurumda olmadı. Kızlar yan yana gelmeyeceği için kızlara oturttum. Bakın şartımız kızların yan yana gelmemesi. Dolayısıyla yan yana oturulmaması gerekenler. Yani oturtma yaparken, sıralama yaparken dikkat edeceğim kişiler kızlar. Dolayısıyla kızları erkeklerin arasına serpiştirmemiz lazım. Anlat, anlatabildim mi demek istediğimi? Yani birinci çözüm yanlış arkadaşlar. Doğru olan ikinci çözüm. O yüzden çok önemli bir soruydu. Aradaki farkı umarım iyi anlatabilmişimdir size. Örnek 148'de. Cevabımız 240 bu arada. Örnek 149. O niye kaymış ya? Ya bu PD bu permütasyon kombinasyon olasılıkta böyle bir sıkıntımız var. Bunu düzeltemedik. İçlerinde, içlerinde yalnız içlerinde değil kesinlikle. İçlerinde Caner'in de bulunduğu 5 erkek, 2 kız bir bankta Caner ortada olmak şekil, şartıyla kaç farklı şekilde oturabilir? 1 2 3 4 5. Burada Caner oturuyor. Hile var. Soruda hile var. 5 erkek 2 kız demiş. Aman kaç farklı şekilde otururlar demiş. Erkekler orada kızlar orada falan demiş. Tamamen hileli bir soru. Ee, bu arada az kişi yaptım. 7 yapmam gerekiyordu değil mi? 3, 6, 7. Doğru. Caner ortada oturuyor. Geriye 6 kişi kaldı. Cevap 6 faktöre geldi. Yani 120. E ama hocam Caner çıktı. Geriye 4 erkek, 2 kız kaldı. Bana ne oğlum? Bana ne? Bana kaç farklı şekilde oturabilirler demiş. Yok kızlar aynı yerde otursun. iki erkeğin yanında bir kız otursun falan dememiş. Lütfen soruda şart yoksa herhangi bir yerimizden şart uydurmayalım. Şart yoksa direkt şartsız bir şekilde düşüneceğiz soruyu. Tamam mı? Kurbanım size. 150. soru. 4 kız 5 erkek bu soru çok güzel. Önemli bir soru. 4 kız 5 erkek öğrenciden oluşan bir grup yan yana başta belirli bir kız sonda da bir erkek olmak şartıyla kaç farklı şekilde sıralanabilir? Tam böyle ters köşe sorusu. Tam böyle şaplağa vurmalık bir soru yani. Bak şimdi. 9 kişilik yerimiz var. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 başta belirli bir kız. Bir bir kız. Mesela kim olsun? İsmi ne olsun mesela? İsmi örnek veriyorum <laughs> Ece olsun mesela ismi. Ece. Başa Ece'yi koydunuz. Ece burada duruyor. Başta bu o belli. Onun yeri belli. Sonda da bir erkek olmak koşuluyla. Sanki öyle bir söylüyor ki soru. Sonda da belli bir erkek var diye o sanki anlaşılabiliyor. Hayır. Başta belirli bir kız. Sonda da bir erkek. Herhangi bir erkek. A, sondaki erkeği bilmiyorum. Ama sona bir tane erkek oturuyor. Erkek. Tebrik. Erkeği de sona oturttuk. Ortada kaç kişi kaldı arkadaşlar? Dört kızdan bir kız eksildi. Üç. 5 erkekten bir tanesi eksildi 4 7. Yani burada 7 kişi var. 7 kişi 7 sıraya 7 faktöriyel şekilde oturulabilir. Peki son sıraya hangi erkek oturdu abi? Bilmiyorum. Kaç tane erkek var? 5 tane. O zaman 7 faktöriyelin çarpı 5'i var. Çünkü buradaki erkeğin hangisi olduğunu bilmiyorum. Atıyorum Selim için Selim diye birisi olsun mesela 7 faktöriyel işte Mert için 7 faktöriyel. Hüseyin için 7 faktöriyel. Ali için 7 faktöriyel. Semiramis için 7 faktöriyel. Yani her erkek için 7 faktöriyel. Yani kaç tane erkek var? 5. O zaman 5 çarpı 7 faktöriyel. Tamam mı? 151. Anne, baba ve 4 çocuktan oluşan 6 kişilik bir aile düz bir sıraya sadece belirli bir çocuk anne ile babanın arasında oturmak koşuluyla. Şu, bak şimdi mantıken düşünüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bak diyor ki sadece belirli bir, e, sa, düz bir sıraya sadece belirli bir çocuk anne ve babanın arasına oturmaya. Yani burada anne otursun, burada baba otursun, o belirli çocuğun adı da mesela ne olsun? Cenk olsun mesela. Cenk anne ile babanın arasına oturacak böyle. Yani anne ile baba buraya gidebilir. Şöyle düşünün bakın. Anne ile baba buraya gidebilir ama Cenk de onlarla beraber gelecek. Anne ile baba buraya gidebilir Cenk de onlarla beraber gidecek. O zaman şöyle diyebilir miyiz bak. Anne baba Cenk burada. Burada olabilirler. 1 Burada olabilirler. 2 Burada olabilirler. 3 Burada olabilirler. 4 4 Çarpı Şimdi anne ile baba burada olabileceği gibi anne ile babanın arasında diyor. Anne solda baba solda demiyor. Bu dört durumun hepsinde baba solda anne sağda da olabilir. Yani çarpı 2. E ondan sonra geriye 3 tane boşluk kalıyor. Geriye de zaten 3 tane çocuk var. E onlar da kendi arasında 3 faktöriyel şekilde sıralanabilirler. Burası 8 arkadaşlar. Burası da 6. 6 kere 8'den ne geldi? 48. Bunun için ikinci bir yöntem göstereyim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anne baba cenk anne, cenk, baba diyelim. Bunlar hep aynı e, yani birbiriyle oturacağı için sanki bu soru şöyle de oluşabilir, söylenebilir. Anne baba ve Cenk yan yana oturmak koşuluyla kaç farklı şekilde? Az önce hani Ali ile Bora yan yana oturmak şekilde dediğinde ne yaptık? Ali Bora'yı bir kişi saydık. Aynı şekilde burada anne, cenk ve babayı bir kişi sayacağız. Dolayısıyla burada 6 kişi değil. Anne, baba, cenk bir kişi, Aranın yanlarındaki 3 kişi toplamda 4 kişi var. Yani 4 faktöriyel diyeceğiz. Çarpı anne baba, baba anne yer değiştirebilir. Yani çarpı 2'den. 24 çarpı 2 48. Buradan da gidilebilir arkadaşlar. Aynı sonucu verir. Aynı şey çıkar. İkisinden biri hangisini kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Geldik 152. Bak şimdi. Oylum'la Şevval'in aralarında bulunduğu 6 kişi düz bir sıraya Oylum'la Şevval arasında 2 kişi bulunmak koşuluyor Bak 2 kişi diyorsa risk 2 kişi de sıkıntı dikkat iz dikkatle izle beni 1 2 3 4 5 6 tane kişi var doğru mu? Şimdi bak dikkat et bana dikkat et şimdi Benle kal Taşo sen delikanlı adamsın benle kal Oylum dedim aralarında 2 kişi var Şevval Tamam mı? Şimdi Oylum Şevval böyle oturabilirler 1 şöyle oturabilirler 2, şöyle oturabilirler 3. Her durumda da aralarında 2 kişi olur. Yani 3 tane de öyle oradan durum gelir. Sonra oylum şevval böyle oturabileceği gibi şevval oylum şeklinde de oturabilirler. Yani iki kendi aralarında yer değiştirmeleri. Geriye burada 1, 2, 3, 4 kişi kalır. Bu 4 kişi geriye de 4 kişi kaldı. Kendi aralarında 4 faktöriyel farklı şekilde sıralanabilirler. 24 çarpı 6 yani cevabımız 144 çıkacak. Tamam mıdır? Tamam. Bak aralarında birden fazla kişi olduğu zaman aralarına birilerini oturtma. Yanlış yaparsın. Yani sakın şöyle yapma. Ben buradaki Cenk'i buraya koydum ya bir kişi diye koydum aslında. Eğer sen bu birden fazla aralarında kişi varsa aralarına birini koyarsan yanlış yaparsın. Yani buraya A buraya B yazarsan sanki A B hep burada ol, oluyormuş gibi yapıp şöyle bir yanılgıya düşersin. E, Oylum Şevval, Oylum Şevval, Oylum Şevval 3 kendi aralarında yer değiştirebilirler. iki, bunlar ya aralarında yer değiştirebilirler. iki, bunlar aralarında yer değiştirebilirler. iki. hayır öyle değil. Buradaki dört sıraya dört kişi farklı şekillerde de oturulabilirler. İlla A ile B burada oturacak diye Sen A ile B'yi sabitledin mi buraya? Yok. Buraya C ile D'yi koyup bu C'yi buraya, D'yi buraya da alabilirsin. Oylumla şevvalin arasında kimin olduğunu bilmiyorsun. Oylumla şevval arasında herhangi birisi. Ama burada Cenk sorusunda düz bir sıraya sadece belirli bir çocuk diyor. Yani cenkten başkası gelemez buraya. Bak bu soruyu şöyle değiştirseydik. Anne, baba ve 4 çocuktan oluşan altı kişilik bir aile düz bir sıraya anne ve baba arasında bir çocuk deseydik. O zaman şöyle çözülürdü bak. 1 2 3 4 5 altı. Şimdi anne, baba böyle oturabilir. Bak aralarındaki çocuk belli değil ha. Kim olursa olsun anne baba böyle olabilir. bir. Böyle olabilir 2. Böyle olabilir 3. Böyle olabilir 4. Anne ile babanın dört tane farklı durumu var. Aralarında yer değiştirmesi 2. E buradaki 4 boşluğa da 4 faktöriyel çocuk gelebilir. Yani 8 çarpı 4 faktöriyelden cevap 192 olurdu. Neden cevap 48 çıktı? Çünkü anne ile babanın arasındaki çocuk belli. Çocuğu buraya koyduk, belli ettik. Burada da deseydi ki, bu soruyu da şöyle değiştirseydik. Oylumla şevvalin aralarında bulunduğu 6 kişi düz bir sıraya... Oylunla şeval arasında belirli iki kişi bulunmak koşuluyla deseydi, o zaman şöyle yapardık. Bir iki... Ulan ne oldu orada? O zaman şöyle yapardık, derdik ki, derdik ki bir iki üç dört beş altı şöyle olabilir. Oylum şeval böyle olabilir, aralarında iki kişi olabilir. Sonra oylum şeval böyle olabileceği gibi böyle olabilir iki böyle olabilir üç. Sonra derdik ki üç durum orada var ama burada, burada durun. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Baştan alıyorum. Oylumla Şevval böyle oturabilir. Ama bu sefer aralarındaki kişiler belli. A kişisi ve B kişisi olabilir aralarında. O zaman bu dört kişi böyle oturabilir. Belli çünkü bu dört kişi. Böyle oturabilir. 2 böyle oturabilir. 3 yani burada 3 tane ihtimal var. Oylunla Şevval'in yer değiştirmesi 2 ihtimal. A ile B'nin yer değiştirmesi 2 ihtimal. Bu 2 kişinin yer değiştirmesi 2 ihtimal. 8 kere 3'ten 24 derdik cevaba. Tamam mı? Soruların farklı e, versiyonlarını da anlatıyorum size ki kafanız karışmasın. Yani netleşmesi lazım. Şu anda kafanızda net olması lazım. İnşallah net anlatabilmişimdir. Oh yoruluyorum çünkü anlatırken. İnşallah <laughs> anlatabiliyorumdur. Berk ile Alper'in aralarında bulunduğu 6 kişi düz bir sıraya Berk ile Alper arasında en az 2 kişi bulunmak koşuluyla. Çok güzel soru. Hmm. Bak, diyor ki Berk ile Alper'in aralarında bulunduğu 6 kişi düz bir sıraya Berk ile Alper arasında en az 2 kişi bulunmak koşuluyla diyor. Şimdi ee, şöyle yapabiliriz bir yöntem. Berk ile Alper arasında en az 2 kişiyi buluruz. Belk ile Alper arasındaki 3 kişiyi buluruz. Belk ile Alper arasındaki 4 kişiyi buluruz. Ve bunları toplarız. İlk böyle yapalım isterseniz. Şimdi Belk ile Alper arasında 2 kişi olduğu durumu buluyorum. Ama bak belirli 2 kişi dememiş. 2 kişi. Burası gele 2 kişi. O zaman şöyle yapıyorum. Bak şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedim. Buraya Berk'i yazdım. Buraya Alper'i yazdım. Yok. İki kişi diyeceğiz. Özür dilerim. Buraya Alper'i yazdım ama aralarındaki iki kişiyi bilmiyorum. Bak bunlar bir durum. Böyle olabilirler. İkinci durum. Böyle olabilirler. Üçüncü durum. Yani üç tane durum var aralarında. Berk'le Alper'in yer değiştirmesi var. İki durum. Bir de aralarına dört faktöriyel yani farklı kişi sıralanabilir. 24 çarpı 6'dan 144 buradan gelir. Şimdi üç kişiyi yapalım. En az iki kişi diyor ya. Üç kişi de olabilir. O zaman şunu kopyalıyorum arkadaşlar Şöyle. Şuraya getiriyorum. Şunu siliyorum. Berk ile Alper şöyle oturabilirler. Aralarında 3 kişi olacak şekilde. Berk buraya. 1, 2, 3. Alper buraya. Ya böyle oturabilirler ya da bir tane kaydırabiliriz. Berk buraya, Alper buraya. Yani iki durum oradan gelir. Berk ile Alper'in kendi arasında yer değiştirmeli iki durum oradan gelir. Aralarına oturacak kişi sayısı 4 faktöriyel. 4 faktöriyel de buradan gelir. Bak 3 faktöriyel değil. Buradaki bir kişi de buraya oturabilir. Yani rastgele. Aralarında kişiler belli değil. 24 çarpı 4'ten 96 gelir buradan. Bir de aralarında 4 kişi olma durumu. Değil mi? Şunu biraz kaydıralım şöyle yukarı. 2 kişi. 2 kişi 144. 3 kişinin cevabı 96. Şimdi 4 kişiye geldik. 4 kişi nasıl oturabilir? Yine şunu kopyalamak istiyorum izninizle. Şunu şuraya getirdim. Şimdi bak 4 kişi şöyle oturabilirler. Zaten 6 kişi bunlar. A, e, Barış burada, şey Barış değil. Berk burada. Alper burada. dört kişi aralarında. Başka olmaz. Hani ba, bir başta biri sonda olacak, mecbur. E, bir de Alper Berk olabilir. 2 durum var sadece. Kendi aralarında da dört faktöriyel aralarındaki yer değiştirebilir. Yani 48 de buradan gelir. Şimdi 144 96 48 bunları toplayacağız. 144 96 da 6, 4 daha burası 10, 150 yapar. 150'nin üstüne 90 ekleyeceğiz. 240. 48 de buradan ekledim. Cevabımız 288 olacak. Tamam. Buradan cevap 288. Şimdi böyle yapabiliriz. Bir de şöyle yapabiliriz. Bu da mantıklı bir çözüm. Deriz ki en az 2 kişi bulunmasını mı istiyor? Şöyle düşünürüm. Bütün durumlardan yani 6 kişinin kendi arasındaki diziliminden 6 faktör şöyle diyeyim tüm durum diyeyim. Tüm durumdan tüm durumdan ne yaparım biliyor musunuz? En az iki kişi bulunmak koşuluyla diyor ya yan yana olmalarını bir de aralarında bir kişi olma durumunu çıkartırım. O zaman geriye en az iki kişiler kalır. 2, 3, 4 kalır. Değil mi? Tüm eksi yan yana tüm eksi yan yana eksi bir kişi. Bir kişi. Böyle yapabilir miyiz arkadaşlar? Olur mu sizce? Bence olur. Şimdi tüm durum 6 faktöre ya zaten. 6 kişi. Herhangi bir sınır bir kısıtlama hiçbir şey yok. 6 faktöriyel. Eksi yan yana oturmaları 240 sanırım yapmıştık bunu. Berk, Alper 1, 2, 3, 4. Bunları bir kişi olarak kabul ediyoruz. Ee, bu, o zaman burada 5 kişi var. 5 faktöriyel çarpı kendi aralarında yer değişimleri 2. Bunu bu arada bizim yöntemle de yapabilirsiniz. Ha? İlla böyle yapmak zorunda değilsiniz. Bizimkini anladıysanız şöyle de yapabilirsiniz. Bak, Berk, Alper yan yana oturuyor. Böyle oturabilirler. Bir durum. Sonra böyle oturabilirler. Şöyle oturabilirler. Berk Alper. Bir dakika ya. Sileyim. Özür dilerim. Bir daha sileyim. Heh. Berk Alper böyle oturabilirler. Bir. Böyle oturabilirler. 2. Böyle oturulabilirler. 3. Böyle oturabilirler. 4. Böyle oturabilirler. 5. Yani Berk Alper'in burada 5 tane farklı oturma durumu var. Kendi arasında yer değiştirmeleri var. 2. Bir de geriye kalan 4 faktöre yer olabilir. Böyle yapabilirsiniz. E zaten 4 faktöriyel 24 yapar. Burası da 10 yapar. 10 çarpı 24'ten 240. 5 faktöriyel çarpı 2 de 240. Tamam mı? İkisi de 240. Tamam. Böyle de yapabilirsiniz yan yana oturmayı. Hangisini isterseniz. O zaman yan yana oturmaları 240. Eksi. Şimdi bir kişi. aralarında bir kişi olma ihtimali. Onu yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedik. Tamam. Şimdi bak. Barış buraya oturdu. Alper buraya oturdu. Hala Barış duruyorum Berke. <laughs> Böyle oturdular 1. Böyle oturabilirler. Aralarında yine bir kişi var. 2. Böyle oturabilirler. 3. Böyle oturabilirler. 4. 4 Çarpı kendi aralarında yer değiştirmeleri. 2 aralarında 4 kişi var. 4 faktöriyel. Yani 8 Çarpı 4 faktöriyel yani 192 mi yapıyor? E, 24 192 yapıyor. Eksi -192. Şimdi bunu hesaplayalım gelin. 6 faktöriyel cevabı 288 çıkacak inşallah. 6 faktöriyel 720 eksi 240 eksi 192. 720'den zaten 240 çıkartırsak 480. 480'den 192 çıkartacağız. 480'den 180 çıkartsak 300 yapar. Bir de 12 çıkartacağız. 288 cevabımız. Yine aynı şeyi buluruz. Tamam İki yöntemle yaptım size. Umarım ikisini de anlamışsınızdır. Devam ediyorum şimdi 154 ile. Vallahi çok sağlam ders oluyor ha. Böyle permütasyon dersi bilmiyorum. Hayatımda ben de verdiğimi hatırlamıyorum yani. 5 erkek 2 kızdan oluşan bir grup. Erkekler bir arada olmak üzere yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilirler? Çerezdim artık? Nasıl yapalım? Hangi yöntemden yapalım? İkisinden de yapabiliriz. Artık her şeyi biliyoruz. 5 erkek 2 kız. 1 2 3 4 5 6 7 tane boşluğumuz var. Erkekler bir arada olmak üzere erkek 1, erkek 2, erkek 3, erkek 4, erkek 5. Erkekler bir arada. Kız 1, kız 2. Erkekler bir aradaysa erkekleri bir kişi gibi düşünelim. O zaman aslında burada 3 kişi var. Yani 3 faktöriyel e peki erkekler bir arada erkekler hiç mi yer değiştirmeyecekler? Kendi aralarında yer değiştirebilirler. 5 faktöriyel. 3 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. Ee, zaten 3 faktöriyel 6. 6 çarpı 5 faktöriyel. O da 6 faktöriyel. O da zaten 720. Şimdi burada şuna takılıyorsunuz bazen. Diyorsunuz ki hocam erkekleri kendi arasında yer değiştirdiniz. Kızları niye değiştirmediniz? Niye değiştireyim? Zaten 3 faktöriyelin içinde kızların yer değiştirmesi yok mu? Bak 3 faktöriyel demek şu demek. Erkeklerin hepsini e olarak düşün. Kız 1, kız 2. 3 faktörel içinde şunlar da var. Kız 1, E, kız 2. Değil mi? Kız 2, E, kız 1. Kız 2, kız 1, E. E, kız 1, kız 2. 6 yani tane durum var. Bak kızları yer değiştirdim zaten. 3 faktörel içinde kızların yer değiştirmesi var zaten. Tamam mı? Aman diyeyim. Diğer dur... Şeye gerek var mı ya? Diğerine gerek yok herhalde ya. O da işte bir tane öyle, bir tane öyle gideceksiniz. Ona şu anda gerek yok. Bu yöntem daha basit zaten. Yani bazı soru için bu yöntem basit, bazı soru için başka yöntem basit. 155. İmdat. 5 erkek, 3 kızdan oluşan bir grup kızlar yan yana gelememek koşuluyla düz bir sıraya kaç farklı şekilde dizilebilir? Kızlar yan yana gelememek koşuluyla diyorsa şöyle yapabilirsiniz. Bütün durumdan kızların yan yana geldiğini çıkartın. Değil mi? Gayet basit. 3 tane kız deyin şöyle. Artık kısaltalım soruları biraz. 3 tane kız. Yanında da 5 tane erkek var. Tamam mı? Ama 3 tane kızın bir arada olmasını istiyoruz. Tüm durum yani 8 faktöriyelden çıkartacağız onu. Şimdi tüm durumumuz 8 faktöriyel. İstenilen, istenilmeyen durumumuz da kızların yan yana gelmesi. Kızlar yan yana. 5 de erkek var. Aslında burada 6 kişi var. 6 faktöriyel. Eksi Kızların da kendi arasında yer değiştirmesi var. 3 faktöriyel. 6 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel eksi dedim. 6 faktöriyel kızları bir kişi saydım. Artı 5 erkek yani 6 faktöriyel. Çarpı bir de 3 kızın kendi arasında yer değiştirmesi o da 3 faktöriyel. Tamam. Bunun cevabı neyse artık. Artık. Ne çıkıyorsa. İsterseniz hesaplayalım. 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel eksi 3 faktöriyel 6 demek. 6 çarpı 6 faktöriyel Burada 6 faktöriyel parantezini alırsan 56'dan 6 çıktı 50. 50 çarpı 6 faktöriyel. O da zaten 720 çarpı 50. 72 ile 5'i çarparsam ne yapar arkadaşlar? Ee, 10, 360 yapar. 360, 1, 2. 36.000 yaptı. Oha. <laughs> evet. 156. 4 evli çift. Evli çiftler yan yana olmak koşuluyla düz bir sıraya kaç farklı şekilde oturabilirler? Bak şimdi. Evli çiftleri şöyle yapalım. Erkek 1, kadın 1, erkek 2, kadın 2, erkek 3, kadın 3, erkek 4, kadın 4. Bunlar evli çiftler. Bunların hepsi yan yana olacaklar arkadaşlar. Bu bununla yan yana olacak, bu bununla yan yana olacak, bu bununla yan, bu yan yana olacak, bu da bununla yan yana olacak. Yani aslında burada her evli çifti bir birey olarak düşünürseniz 4 evli çiftin yer değiştirmesi var. 4 faktöriyel. Ama evli çiftler kendi aralarında da yer değiştirebilirler. Yan yana olacaklar diyor. erkek solda kadın sağda olacak demiyor. İlk evli çift için 2 faktöriyel, ikincisi için 2 faktöriyel, üçüncüsü için 2 faktöriyel, dördüncüsü için 2 faktöriyel. Şimdi 4 faktöriyel 24 yapıyor. Burası da 16 yapıyor, 24 çarpı 16, 280 280 384. 384 yapıyor. Tamam? Anlaştık mı? 156. Abi neler yaptık ya? Şöyle bir uzaktan bakmak gerekirse arkadaşlar, gerçekten şu 3 sayfa bize sıralamayla ilgili her şeyi öğretmiştir. 3 sayfamız daha var. Merak etmeyin yani. Ee, ben size bu sıralama işini bu derste öğreteceğim. Buna buna bunu kafaya koydum yani. Şimdi bir uzaklaşalım. Bir tık daha uzaklaşalım. Geldik buraya. Ne diyor bakalım? Diyor ki kümesinin elemanları ile yazılabilecek rakamları farklı tüm 5 basamaklı doğal sayılardan kaç tanesinde bak bu 157 ve 158 iyi sorular. Bak şimdi. Bunlar aynı sorular gibi duruyor. Büyük ihtimal burada tongaya düşeceksiniz. Kümesinin elemanları ile yazılabilecek rakamları farklı tüm 5 basamaklı doğal sayılardan kaç tanesinde 5 rakamı 2 rakamının bulunduğu basamaktan bir önceki basamakta bulunur? Yani 1 2 3 4 5 diyor ki 2 rakamı burada bulunuyorsa 5 rakamı burada bulunsun diyor. 2 rakamından bir önceki basamakta. Böyle olabilir. 1. Böyle olabilir. 2. Böyle olabilir. 3. Böyle olabilir. 4. Yani burada 4 tane durum var farklı. Bunların yer değiştirmesi yok. Aman diyeyim. Çünkü 5 2'nin solunda bulunacak. Önce bulunacak diyor. Buradaki 3 tane sayı buradaki 5 ile 2'yi e, elersek çünkü rakamları farklı diyor. 3 tane sayıya 3 tane e, yere dağıtacağız. Yani 3 faktöriyel. Yani 6 yani çarpı 4'ten 24. Bu 24. Şimdi yerine gel. Biz 158'e. Yine küme aynı. Elemanlarıyla yazabilecek rakamları farklı. Tüm 5 basamaklı doğal sayılardan kaç tanesinde 5 rakamı 2 rakamının solunda bulunur? Bak şimdi. Aynı hocam. 5 rakamı 2'nin bir öncesinde bulunur. 5 rakamı 2'nin solunda bulunur aynı değil. Bak, bir öncesinde iki rakamı, iki rakamı 5 e, rakamı 2 rakamının bulunduğu basamaktan bir önceki basamakta bulunur diyor. Yani 2 ile 5 hep böyle diyor. Ama burada 5 2'nin sonunda diyor. Şöyle de olabilir. 5321. Bak, 5 rakamı 2 rakamının solunda. Yani burada bunların arasına bir şey de gelebilir. Bunların arasında bir şey de olabilir. Eee bir sayı da olabilir. Hatta bunların arasında iki sayı da olabilir. 5312'de de 5 rakamı 2 rakamının solundadır. Hemen solunda demiyor bak. Burada hemen kelimesi geçseydi cevap 24'tü. Hemen solunda deseydi cevap 24'tü. Ama solunda dediği zaman aralarında bir eleman da olabilir. Sonuçta bu 5312 sayında da bal gibi 5 rakamı 2 rakamının solundadır. Tamam mı? O zaman şöyle yapacağız. Önce bir tanesini düşünelim. Yani diyelim ki aralarında bir tane olması, daha doğrusu hiç olmamasını yan yan olmalarını düşünelim. Onun zaten cevabını 24 bulduk yukarıda. Bu yan yan olmaları, yani 5-2 şeklinde bulunmaları. Şimdi şöyle yapalım daha düzenli olsun. 5-2 şeklinde bulunmalarında 24 tane durum var. 5 yanlarında bir tane sayı 2 bulunmaları. Bunu yapalım. Yani yanların aralarında bir tane olsun. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Şimdi buraya 5 yazdım. Bir boşluk koydum. 2 yazdım. Şimdi böyle bulunabilirler. 1. Böyle bulunabilirler. 2. Böyle bulunabilirler. 3. 3 çarpı 5 ile 2'nin yer değiştirmesi yok. Aman diyeyim. Aralarında 3 tane eleman var. 3 faktöriyel. 3 faktöriyel 6. 6 alt kere 3'ten 18. Şimdi şöyle olmaları. 5. Aralarında 2 tane boşluk. 2 olmaları durumu. Burada da yine şunu kopyalamak istiyorum şuraya. Şöyle. Oğlum ne oldu lan? <laughs> Şöyle. Şunu sildim, şunu sildim. Şöyle. 5 olması, aralarında 2 tane sayının olması, 2 olması. A 3 tane de varmış. Ben 4 basamaklı yazmışım az önce. Çok özür dilerim. Ben az önce size 5312 örneğini verdim de 5 basamaklıymış. Şöyle de olabilir. 5300 53100 42. Bu da olabilir. 5 basamaklıymış. Çok özür dilerim. Az önce 4 basamaklıdan gittim. 5 basamaklı da olabilir. O zaman bunu da hesaplayalım. Aslında şey yapabiliriz ya, ee, dur öyle de anlatacağım. Bir dakika, öyle de anlatacağım. Öyle de anlatacağım. Böyle de anlatayım, öyle de anlatacağım. Çok çok kısa bir yöntemi daha var. Bak şimdi, 5 koydum, 2 koydum. Aralarında ne kadar e, sayı var? 2 tane var. Tamam. Şimdi bu böyle olabilir, 5-2 olabilir ya da şöyle olabilir, 5-2 olabilir. Yani burada 2 tane durumumuz var. 3 faktöriyel, yani 6 e, çarpı 2'den 12 durum da buradan gelir. Şimdi aralarında 4 tane olması... Yani şöyle olmaları arkadaşlar. Şunları sıkıştırayım isterseniz biraz. Şöyle sıkıştırayım. Bunu şöyle sıkıştırayım. Ee, şöyle getireyim. Şöyle olmaları bakın. Şöyle olmaları. Buraya 5 olması, buraya böyle 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 burada 2 olması. Yani aralarında 3 tane olması. Başka olmaz. Aralarında 4 tane olamaz. Aralarında 4 tane nasıl olacak? 5 1 2 3 4 zaten 5 basamaklı oldu. 2'yi nereye yazacaksın? Yani en fazla aralarında 3 tane sayı olabilir. Onun durumu da zaten sadece böyledir. Yani binler basamağında 5, birler basamağında 2 olabilir. Bu şekilde olabilir. Yani 2 durum çarpı şey 1 durum özür dilerim. 1 durum çarpı aralarında 4 3 sayı olduğu için 3 faktörel. Yani buradan da direkt 6 gelir. Bakın ilk durumdan 24 geldi. Sonra 18 geldi. Sonra 12 geldi. Sonra da 6 geldi. Bunları toplayalım. 30 burası, 30 da burası cevabımız ne geldi? 60 geldi. Bakın şimdi çok basit bir yöntemle çözeceğim. Çok basit bir yöntem. Çok da mantıklı yani. Şimdi burada K kümesinin elemanları ile yazılabilecek rakamları farklı kaç tane sayı var? 5 faktöriyel 120 tane sayı var. Peki şu soruyorum size. Bunlardan kaç tanesinde 2 5'in solundadır? Kaç tanesinde sağındadır? Yarı yarıya değil mi? yarı yarıya. Burada kaç tane sayı varsa 120 bölü 2'den 60 tanesinde 2 5'in sağındadır. 60 tanesinde de 5 2'nin sağındadır. Yani cevabımız zaten 60. Tamam mı? Çok çok basit bir yöntemle böyle de bulunabilir. Böyle yapabiliriz. Üçüncü bir yöntem söyleyeyim size. Şöyle yapabiliriz. Şöyle yapabiliriz. Ne yaptık? 5 ile 2'nin yan yana olması. Aralarında bir tane olması. Aralarında iki tane olması. Aralarında üç tane olması. Yani aslında neyi bulduk arkadaşlar? 5 ile 2'nin hep 5'in 2'nin sonunda olduğu durumu bulduk. 5'in 2'nin sağında olduğu durumları da bulabilirdik. Ama yine cevap aynı şey çıkacaktı. Çünkü yarı yarıyadır. Yani 5 yerine 2 yazın. 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5. Yine aynı işlemleri yaparsınız. Yine 60 çıkar. Tamam mı? 158'i de böylece halletmiş olduk. 161'e niye fırladık onu anlamadım ben. Bir dakika. Niye öyle oldu? Heh, pardon şuradayız. 159. Birbirinden farklı 4 matematik, 3 fizik ve 2 kimya kitabı düz bir rafa. Fizik kitapları bir arada olmak üzere kaç farklı şekilde sıralanabilir? Ee, 3 tane fizik kitabı bir arada olacak arkadaşlar. Fizik 1, fizik 2, fizik 3 bir arada olacak. Bunların bir arada olduğunu düşünün. Kaç tane matematik var? 4 tane matematik var. Kaç tane kimya var? 2 tane kimya var. Aslında burada... Normalde 7 artı 2'den 9 tane kitap var. Ama fizikler bir arada olduğu için 2, 4, 2 daha, 6, 1 daha 7 kitap varmış diye düşünüp 7 faktörel diyeceğiz. Ama fizikler kendi arasında da yer değiştirebilirler. 3 faktörel de oradan gelecek. Cevabımız 7 faktörel çarpı 3 faktörel olarak kalsın değiştirmeyelim çünkü 7 faktöre çok büyük. Burada matematiklerin niye kendi arasında değiştirmedik derseniz, matematiklerin kendi arasında değişmesine gerek yok. Kimya'yla da karışıp değişecekler. Zaten bunların kimya, matematik, fiziklerin kendi arasında karışıp değiştiği durum 7 faktörün içinde mevcut arkadaşlar. O yüzden ayrıyeten 4 faktörler yapmaya gerek yok. Yaparsak yanlış olur zaten. Tamam mı? 160 4 farklı fizik ve 3 farklı matematik kitabı düz bir rafa aynı tür kitaplar yan yan olmak koşuluyla. Hım. Yani fizikler yan yana olacak. Bak şöyle. 4 fizik yan yana olacak. Yani 4 fiziği bir kitap gibi düşüneceksiniz. 3 matematik yan yana olacak. Yani 3 tane matematiği bir kitap olarak düşüneceksiniz. O zaman aslında burada iki tane kitap var. 2 faktöriyel. Fizikler kendi arasında yer değiştirecek. 4 faktöriyel. Matematikler kendi arasında yer değiştirecek. 3 faktöriyel. Burada matematikler de yan yana olduğu için onların da kendi arasındaki yer değiştirmelerini aldık. Ee, şöyle yapabiliriz böyle bırakalım ya. Böyle bırakalım. Ya da hesaplayalım. 2 çarpı 24 çarpı 6. yüz e, 144 288 de diyebiliriz. Bırakabiliriz. Hiç sorun değil. Cevap anahtarını da bıraktım sanırım. 161. Haydi bakalım. 161. Bir, az öncekilerine göre bunlar biraz basit geldi değil mi? 4 farklı matematik, 5 farklı kimya ve 3 farklı biyoloji kitabı düz bir rafa belirli iki matematik kitabı hep yan yana olmak koşuluyla kaç farklı şekilde sınanabilir? Yani örneğin Mert Hoca'nın 90 günde ayetesiyle Mert Hoca'nın mor menekşesi yan yana olsun. M1 ve M2 dedim ben onlara. Diğer M3 ve M4 beni ilgilendirmiyor. M3 ile M4 farklı e, yerlerde olabilirler. Ama bu ikisinin yan yana olmasını istiyorum. Belirli iki matematik kitabı hep yan yana. M3, M4'ü yazdım. 5 tane kimya kitabı var. M K1, K2, K3, K4 yazmıyorum. 5 tane K yazdım. 3 tane de biyoloji kitabı var. Buraya da 3 tane biyoloji yazdım. Bak şimdi burada aslında normalde 4, 8 daha 12 tane kitap var. Ama bunlar bir arada olmak istediği için yani M1 ile M2 aslında burada 11 tane kitap var. 1, 2, 3, 5 burada 8, 3 de burada 11. 11 faktöriyel yer değiştirmeleri var. Matematik 1 ile matematik 2'nin kendi arasında da 2 faktöriyel yer değiştirmesi var. Cevabımız 11 faktöriyel çarpı 2 olacak. İndim 162'ye. 3 farklı Türkçe, 4 farklı tarih ve 2 farklı coğrafya kitabı düz bir rafa aynı tür kitaplar yan yana ve Türkçe kitapları tarih ve coğrafya kitaplarının arasında olmak koşuluyla. Ooo şimdi. Şimdi bak şimdi. Burada burada şey yapalım. Bak şimdi. Türkçe 1, Türkçe 2, Türkçe 3. Baya bir şart var burada. Ee, tarih demiş ya. Ee, tarihi, tarihi de küçük t ile göstereyim. Tarih 1, tarih 2, tarih 3, tarih 4 ve coğrafya kitabı 2 tane. Coğrafya 1, coğrafya 2. Düz bir rafa. Aynı tür kitaplar yan yana. Yani bunlar yan yana. Bunlar yan yana ve bunlar yan yana. Tamam. Yan yana. Ee, ve Türkçe kitapları tarih ve coğrafya kitaplarının arasında olacak şekilde. He, tarih kitabı, coğrafya kitabı böyle olacak. Türkçe kitapları bunların arasında olacak böyle. Heh, tamam değil mi? Türkçe kitapları tarihle coğrafyanın arasında. O zaman burada 3 tane kitap var aslında. Hepsini bağladığımı düşün. Yani 3 faktöriyel yer değiştirmeleri var. Tarihler kendi arasında 4 faktöriyel. Değil mi? E, coğrafyalar kendi arasında iki faktöriyel. Türkçeler kendi arasında üç faktöriyel. Şunu unutma. Tarihlerle coğrafyalılar böyle de yer değiştirebilirler. Sonuçta solda tarih kitapları, sağda coğrafya kitapları demiyor. Çarpı bir de iki faktöriyel buradan gelir. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? 3 faktöriyel, 2 kere 2, 4, 4 faktöriyel, 24, 24 çarpı 24 yapıyor. Yani 24'ün karesi yapıyor. Böyle bırakabiliriz. Tamam mı? 163 3 farklı matematik 6 farklı kimya 4 farklı fizik kitabı düz bir rafa kimya kitapları en sağ tarafta Ve aynı tür kitaplar bir arada olmak koşuluyla Tamam Şimdi şöyle düşünün 3 tane matematik 6 tane kimya 4 tane fizik Bunların hepsi Bir arada olacak arkadaşlar aynı tür kitaplar bir arada olacak Ama Rafta kimya kitapları en sağ tarafta olacak yani Kimyayı şöyle koyacağız Fizik ortada olabilir, matematik başta olabilir. Ee, ya da fizikler başta, matematik sonda olabilir. Oradan başlayalım isterseniz. Bunların kendi arasında iki faktörel yer değiştirmeleri var. 3 üç faktörel yok bak. En sağda buranın yeri sabit. Kimyaların yeri sabit. 3 faktörel değil, iki faktörel yaptık. Matematikler kendi arasında 3 faktöriyel, fizikler kendi arasında 4 faktöriyel, e, kimyalar kimyalarda kendi arasında 6 faktöriyel olacak. Tamam. 164. Şimdi 5 hemşire, 5 doktordan oluşan bir grup. Bir doktor, bir hemşire oturacak şekilde. Yani bir doktor, bir hemşire. Doktorlar hemşireden yanına, yan yana durursun demiyor. Ama bir doktor, bir hemşire diyor. Bak başlangıcı önemli. Bir doktor, bir hemşire. Doktor hemşire bak. Doktor hemşire, doktor hemşire, doktor hemşire, doktor hemşire, doktor hemşire, doktor, hemşire. Doktor, hemşire. diyor. Tamam mı? Ee, şöyle yapacağız o zaman. 1, 2, 3, 4... 5 E ee, bu arada doktor 1, doktor 2, doktor 3, doktor 4, doktor 5 olarak düşün. Bunları da hemşire 1, hemşire 2, hemşire 3, hemşire 4, hemşire 5 olarak düşün. Doktorlar kendi arasında 5 faktöriyel, hemşireler kendi arasında 5 faktöriyel. Çünkü illa doktor 1, hemşire 1 olmak zorunda değil. Doktor 1, hemşire 2 olabilir. Doktor 2, hemşire 1 olabilir. Doktor 3, hemşire 5 olabilir. Doktorlar ve hemşirelerin kendi arasındaki yer değiştirmelerini hesap edeceksin. 5 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. Geldiğim 165. soruya. Vay be! 165 mi? Bu bir şaka olmalı. 165 soru mu çözdük biz şimdi permütasyon kombinasyonda? Evet. 5 hemşire 4 doktordan oluşan bir grup. 2 hemşire arasına bir doktor gelecek şekilde yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilir? Hmm. 2 hemşirenin arasına bir doktor gelecek. Şimdi burada... Hemşire bir, hemşire 2, hemşire 3, hemşire 4, hemşire 5 yapacağız. Ya da doktor yanlarına doktor koyacağız ya da hemşire e, doktor koyup yanlarına hemşire koyacağız. Şimdi burada az olan kişi sayısı kim? Doktorlar. O zaman burada önemli olan doktorlar. Serpiştireceğimiz yani oturtacağımız kişiler doktorlar arkadaşlar. Hemşireleri yazacağız. Hemşire 1, hemşire 2, hemşire 3, hemşire 4, hemşire 5. Bunların aralarına doktorlar yerleştireceğiz. Tamam doktorlar koyacağız bunların aralarına. 2 bak bu tarafa koymadım dikkat et. Neden bu tarafa koymadınız? İki hemşire arasında bir doktor olsun diyor. Hemşire birin solu ya da hemşire 5'in sağında doktor olmaz. İki hemşirenin arasına bir doktor koyacağız. O zaman buradaki 4 boşluğa 4 doktor gelecek. Yani 4 faktöriyel. E hemşirelerin kendi arasında yer değiştirmesi var. Çarpı 5 faktöriyel. Tamam? Sorusuna göre muamele. 6 tane boşluk koymadım. Çünkü iki hemşire arasında bir doktor diyor. Dikkat et iyi okuyun soruları permütasyon sorularında. Bak şimdi. 5 hemşire 4 doktordan oluşan bir grup hemşireler yan yana oturmamak üzere kaç farklı şekilde sıralanabilirler? Hemşireler yan yana oturmamak üzere. Tüm durumdan yani 9 faktöriyelden hemşirelerin yan yana oturduklarını çıkartalım. Hemşirelerin yan yana oturdukları nasıl bulunur? Şöyle bulunur arkadaşlar. Hemşirelerin yan yana oturdukları 5 He, tane hemşireyi yan yana düşünün. 5 hemşire, 4 tane de doktor var. Doktorlar değil, hemşirelerin yan yana oturmasını istiyor. Hemşireleri bir kişi gibi düşünün. Tamam mı? E o zaman burada 4 doktor artı bir tane hemşire var gibi düşünün. 5 hemşire. Kendi arasında 5 faktöriyel. Çarpı. Daha doğrusu 5 kişi 5 faktöriyel. 5 hemşire dedim yanlış söyledim. 1 hemşire 4 doktor 5 kişi kendi arasında 5 faktöriyel. Bir de hemşireler kendi arasında 5 faktöriyel yer değiştirir. 9 faktöriyel eksi 5 faktörel çarpı 5 faktörel baya büyük bir sonuç çıkar bu arada. 167. 5 hemşire 4 doktordan oluşan bir grup. Herhangi iki doktor yan yana oturmamak üzere kaç farklı şekilde otururlar? Burada yine şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bütün durumdan yani 9 faktörü eksi herhangi iki doktor yan yana oturmamak üzere diyor tüm durumdan doktorların yan yana oturduklarını çıkartırsınız. Yani 5 tane hemşire, 4 ee, tane doktor, doktorlar bir oturuyorlar. 6 faktöriyel x çarpı doktorların kendi arasında yer değiştirmeleri 4 faktöriyel. Buradan bulunabilir, cevap çıkabilir. Ama sanırım burada cevap direkt de çıkabilir. Yani e, cevabı sonucu somut olarak da bulabilir miyiz acaba diye bakıyorum. Bulabiliriz bulabiliriz. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar bakın. Şimdi Burada az olan doktorlar Yani burada oturtacağımız kişiler Doktorlar hemşireleri yazacağız önce Aralarına doktorları oturacağız Bakın kim azsa Kimin sayısı azsa Onu serpiştireceksiniz Onu oturtacaksınız Eğer sayılar eşitse hangisine şart vermişse onlara oturtacaksınız Şimdi bak Hemşireleri yazıyorum Hemşireleri yazıyorum Hemşire 1 Hemşire 2 Hemşire 3 Hemşire 4 Hemşire 5. Doğru mu? Bu hemşirelerin arasında 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boşluk var. Bu 6 boşluğa 4 tane doktora oturtacaksınız. Bu P6'nın dörtlü permutasyonuyla bulunur. Çarpı hemşirelerin kendi arasında da 5 faktörel yer değiştirmesi var. Bunlar aynı sonuçlar. Buna A derseniz bu da A çıkar arkadaşlar. İkisi de aynı. Şıklarda hangisi varsa onu işaretlersiniz. Tamam mı? Bunu hesaplaması da bunu hesaplaması da uzun zaten. 168 ne diyor bakalım? Kalem kelimesinin harflerinin yer değiştirilerek oluşturulduğumuz anlamlı ya da anlamsız kelimelerin kaç tanesi M ile M E ile biter? Ee, tamam. 5 harfli değil mi? 2, 4, 5 harfli. 1, 2, 3, 4, 5 harfli. Son 2 tanesi M ve E ile bitecek. Ee, anlamlı ya da anlamsız yer değiştirilerek oluşturdu. Tamam M ile E'yi git götürdük kal kelimesi oldu. E, o zaman yani k a l 3 harf 3 tane yere yer gelecek. 3 faktöriyel 6 tane. Bu keko. 169. Kayseri kelimesinden yer oluşturan anlamı kelimenin kaç tanesinde k ile başlar i ile biter? 1 2. K ile başlayacak, i ile bitecek. K i 1 2 3 4 5. Yani 5 tane kelime 5 tane keli, e, harfi buraya dizeceğiz. Yan yana 5 faktörel şekilde sıralanabilirler. 120 bitti. 170 ne lan. Hmm. Bir gösteri için kişilerin birbiri üzerine çıkarak taşınmasıyla oluşturulan kule adı verilen bir yapı oluşturulacaktır. Farklı ağırlıklardaki 6 kişi bak hepsinin ağırlığı farklıymış. Aşağıdakiler bilinmektedir. Kulede en altta 3 ve en üstte bir kişi bulunmaktadır. 3-2-1 diye gidiyor bak 3-2-1. Tamam bir kişi altındaki iki kişi tarafından taşınmaktadır. Bir kişi kendisinden daha ağır bir kişinin altında olmamalıdır. Bu altı kişi kaç farklı şekilde kule oluşturabilir? Güzel bir yeni nesil soru. Tam bence sınav sorusu yani. Efi Şinado'ya bile koyulabilirdi. Ama konu içinde farkındaysan. Bak şimdi bunu örnek vererek yapacağım. Diyelim ki 50 kilo birisi en üstte. Ee, en üstteki hafif olacak. Yani... Ee, üstte olan, altta olandan ee, daha hafif olacak. Daha ağır olursa zaten saçma olur. Ee, şöyle yapalım. Mesela 50, 51, 52, 53, 54, 55. Bu kilolama yöntemi doğru değil mi? Ama sırası böyle olmak zorunda değil. Zaten sıra soruyor bize. Şimdi arkadaşlar bakın. Bunun yeri belli zaten. En üsttekinin yeri belli. Şimdi buradakinin iki faktöriyel yer değişimi var. Buradakinin 3 faktöriyel yer değişimi var. Yani 3 faktöriyel 6, 6 alt kere 2 12, 12 çarpı 1'den. Buradan 12 tane farklı yer değişimi var. Yalnız şöyle bir durum da olabilir. Bu 3 faktöriyelin içerisinde bakın. Şöyle düşünün. 50-51-52, 53-54-55. 50-51-52, 54-53-55 gibi kombinasyonlar var. Bu ikisiyle bu ikisinin de kendi arasında yer değişimi olabilir. Yani illaki... 50, 51, 52, 54, 53 de olabilir. Yani bununla bu da yer değişebilir. 2 faktöriyel buradan gelir. Bununla bu yer değiştirebilir. 2 faktöriyel de buradan gelir. Yani aslında toplamda 12 tane buradan, 2 tane buradan, 2 tane de buradan. Toplamda 12 artı 4'ten çünkü veya bu olabilir veya bunlar yer değiştirebilir veya bunlar yer değiştirebilir veya bunların hepsi yer değiştirebilir. Yani 12 artı 4'ten toplamda 16 farklı şekilde kule oluşturabiliriz diyeceğiz. Tamam mı? Devam ediyorum. E, 171. 5 farklı tarih, 4 farklı Türkçe, 2 farklı coğrafya kitabı bir rafa dizilecektir. Kaç farklı şekilde dizilebilirler? Tıkır tıkır yapalım artık. 5, 4 daha 9. 2 daha 11. 11 faktöriyel. Aynı tür kitaplar yan yana olacak şekilde diyor. 3 tür kitap var. 3 faktöriyel. Hepsi kendi arasında yer değiştirecek. Çarpı 5 faktöriyel. Çarpı 4 faktöriyel. Çarpı 2 faktöriyel. Coğrafya kitapları başta ve sonda olmak üzere. Ha, buraya dikkat edelim bak şimdi. C şıkkını yapalım. Coğrafya 1 burada. Coğrafya 2 burada olsun. Coğrafya bir baş, coğrafya kitapları başta ve sonda diyor. E geriye burada kaç tane kitap kalır? Bu arada C şıkkında aynı türdekiler yan yan olacak diye bir şey dememiş. Sadece coğrafya bir başta. E, coğrafyanın bir tanesi başta bir tanesi sonda bu şekilde. Şimdi C1 burada C2 burada. C1 C2 iki coğrafya kitabı gitti. Araya 9 tane kitap var. 9 faktörel şekilde sıraladık. Yani burası 9 faktörel. Yalnız C1 başta C2 sonda olabileceği gibi C1 sonda C2 başta da olabilir. Yani 9 faktörel çarpı 2 faktörel ya da 9 faktörel çarpı 2 diyeceğiz. Tamam mı? Anlaştık mı? Güzellerim benim. Kurban olurum size. Hadi bakalım. 171. Bitiyor bitiyor. Merak etmeyin. Şöyle bir kuvvetli olun bakayım. 3 kız 7 erkek öğrenci. Bir sıra boyunca erkekler yan yana oturmak şartıyla kaç farklı şekilde sıralanabilirler? 3 tane kız 7 tane erkek. 7 tane erkek yan yana oturacak. Bu 7 tane erkeği bağlayalım. Zaten bunları bağlayalım yani. 3 tane de kız var. Çünkü 7 erkek 3 tane kız var. Bunları bağlamak lazım yani kelepçeyle. Ee, erkekler yan yana olmak şartıyla dedi. O zaman burada aslında 4 kişi var. 4 faktöriyel erkekler kendi arasında 7 farklı şekilde yani 7 faktöriyel farklı şekilde yer değiştirebilirler. 4 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel cevabımız. 173 artık burada toparlıyoruz konuyu. Bir sınıftaki 8 kız ve 12 erkek öğrenci şekildeki platformda kızlar yan yana ve erkekler yan yana olmak üzere iki sıra halinde kaç farklı şekilde oturabilirler? Bak. Ya buraya kızlar, buraya erkekler oturacak. Ya buraya erkek, buraya kız. Bulduğumuz sonucu 2 ile çarpacağız. Şimdi 8 kız, 12 erkek öğrenci var. Tamam mı? Ee, 8 kızı buraya 8 faktöriyel şekilde, 12 erkeği buraya 12 faktöriyel şekilde e, koyabiliriz. Bir de yani 8 faktöriyel çarpı 12 faktöriyel çarpı bir de bunların yer değiştirmesi var. Çünkü kızlar aşağıda, erkekler yukarıda, erkekler yukarıda, kızlar aşağıda olabilir. Bir de çarpı ikimiz var. 8 faktörel çarpı. 12 faktörel çarpı 2 diyeceğiz. Tamam mı? 174. Te geldik. Soru 174'e geldik. Birbirinden farklı iki matematik, 3 fizik ve iki biyoloji kitabı bir rafa aynı tür kitaplar yan yana gelecek şekilde artık biliyoruz. üç tane türümüz var. Artık ne kadar kolay değil mi? 2 matematik kendi arasında, 3 fizik kendi arasında, iki biyoloji kendi arasında yer değiştirebilir. 175. 3 erkek ve 5 kız bir sırada kızlar yan yana gelecek şekilde. Kızları bağladım. 3 erkek var. 4 faktöriyel. Kızların kendi arasında yer değiştirmesi de 5 faktöriyel. Son sonumuza geldik. Bunlar baya çerez gidiyor değil mi? Bir doktor yani hızlı yapıyorum ama biz yani serden geçtik artık bunlar bizim için basit. 176. Bir doktor, bir hemşire ve 6 sağlık memurundan oluşan bir ekip bir uçta doktor diğer uçta hemşire olma şartıyla yan yana kaç farklı şekilde durabilirler? Şimdi doktorun bir tanesini hemşirenin bir tanesini buraya oturttum e, 6 sağlık memurumuz var arkadaşlar. Bakın aslında burada hangi doktoru hangi hemşireyi oturtacağını söylemiyor ama zaten bir tane doktoru var. Bir doktor burada var bir hemşire burada var. Doktoru buraya oturttum hemşireyi buraya oturttum 6 tane sağlık personeli de buraya 6 faktörel şekilde sıralanır. 6 faktörel çarpı bir uçta doktor diyor diğer uçta hemşire diyor. Yani solda doktor sağda hemşire demiyor. Bunların da kendi arasında yer değiştirmesi var. Çarpı 2 faktörel. Yani 720 çarpı 2'den 1000 400 da diyebilirsiniz ya da böyle de kalabilir artık cevabı nasıl verdiğimi hatırlamıyorum. Cevabımız 1440 olacak dedik ve bugünü de bitirmiş olduk. Bir şey söyleyeyim size acayip bir dersti. Yani herhalde bir buçuk saate yaklaştık ama çok güzel bir dersti. Bu dersten sonra arkadaşlar buradaki bütün soruları çok iyi bir şekilde anlamanızı istiyorum. Bu dersten sonra bence artık yan yana oturma sıralama dizilme ile alakalı her şeyi öğrendiniz. Yani bundan sonra bunlarda sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Kendinizi denemek için herhangi bir test e, kitabından açıp e, sorulara bakabilirsiniz. Hatta bazı sorular sizin için kolay bile gelir yani. Çünkü gerçekten güzel sorular çözdük. Tabii ki Eşinado testlerinde permütasyonda e, daha da bunların yeni nesil ağırlıklarını çözeceğiz. Ama ben hep şunu söylüyorum: Bunlar aslında yeni nesil soruların ım, özüdür arkadaşlar. Bunları anladıktan sonra permütasyon kombinasyonu olasılık binom için konuşacak olursam bunların yeni nesillerinde çok rahat yapabileceğinizi düşünüyorum. Tabi onların da karşımıza nasıl geldiğini, buradaki altyapıyı oralarda nasıl kullandığımızı ben size Fişinado testlerinde de zaten göstereceğim arkadaşlar. E, yedinci adımımızı da bitirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Yorulduk. E, bazı arkadaşlardan yorumlar okuyorum. İşte permütasyon kombinasyona bu kadar Yer verilir mi? Bu kadar videoda izlenir mi? Bu kadar zaman ayarları mı? Ayrılır abicim. Bir kere kimsenin yapamadığı ve ekstra net olacak bir alan. Yani burada böyle rasyonel sayılardan bahsetmiyoruz. Kimsenin yapamadığı ve sizin... E, ya şöyle düşünün arkadaşlar. Fon, fonksiyon, polinom vesaire gibi konuları düşünün mesela. Ya da işte e, ne bileyim. yani Herkesin yapabileceği konuları düşünün. Onları zaten siz de yapabiliyorsunuz. Ama kimsenin yapamayacağı bir konuyu yapmak... Sınavda ekstra bir nettir. Ekstra bir sizi insanların önüne çıkartır. Dediğim gibi bu bir temel kavram, bir dört işlem değil arkadaşlar. Bunlar permütasyon, kombinasyon, olasılık, binom açılımı. Önemli. Beş tane soru çıkıyor minimum. Beş tane net demek. Az bir şey mi ya? Yani azı, valla ağzı olan konuşuyor yani. Yemin ederim ağzı olan konuşuyor. Bir şey de demiyoruz. Hani öğrenci, bunlar ne de olsa öğrencidir. Ee, biraz cahil düşünüyorlar. Çok fazla üstlerine gitmeyeyim diyorum ama adam böyle sanki onunla ilgili bir kanaat öndereymiş gibi geliyor. İşte bu, bu kadar videoda izlenir mi? Kardeşim izleme o zaman ya. İzleme o zaman. E, git izle böyle 15-20 dakika. Bir özet izle. Bakalım ondan sonra yapabiliyor musun? Bir gir bak inşallah yapabilirsin yani. Senin için de dua edeceğim kardeşim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. 8. günde artık şöyle söyleyeyim. Neredeyiz bir onu konuşalım. 8-9 yani 8. adım 9. adım tekrarlı permutasyon 1-2 yapacağız. Ve 2 adım sonra yani 9. adımın sonunda permutasyon konu anlatımı bitecek. 10. ve 11. adımda permutasyonun efişinado testlerini yapacağız. 12. adımda da kombinasyona başlıyoruz. 8. adımda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Alayınıza öpaş.